Bana dua edenin, beni davet edenin duasına, davetine icabet ederim. Söyle, onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler. Allah'ın davetine icabet, Allah'a iman etmektir. Yani Allah'ı sevmektir. Allah'ın sevdiği gibi yapıp, Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Öyle Allah'tan bağımsız bir varlık olarak değil. وَيُؤْمِنُوا بِي Bana, benimle iman etsinler. Kendini benden bağımsız bir varlık olarak görmesin. Hey ve kayyum olan benim çünkü. Varlıkta tutan benim, diri tutan benim. Bununla beraber senin hakkındaki hükmü veren benim, takdiri yapan benim. El feal olan, her an bir şeyinde olan, her an sana muamelede bulunan benim. Ben senin Rabbinim. Ben alemlerin Rabbiyim ve ben senin Rabbinim. Seni terbiye eden benim, eğiten benim, büyüten benim, öğreten benim, okutan benim, talim ettiren benim. Benden başka tarafa dönme. Gönlün imanla dolsun. Benim sevgimle dolsun. Evet, bana davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler. Bana, benimle iman etsinler. Bu durumda bize düşen ona, onunla iman etmektir. Nasıl onunla iman edeceğiz? Kendimizi kendimize ait bir varlık görmeden. Biz Allah'a aitiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun, bu demekti. Hepimiz Allah'a aitiz. Ondan geldik ve dönüşümüz O'nadır. Siz ona aitsiz. Yani kendini bana ait gör dedi. Senin dönüşün de banadır. Bana geleceksin. Kendini benden ayrı, bağımsız bir varlık olarak görme. Dolayısıyla bana geliyorsan nasıl ona gitmen gerekir? Mecburi bir dönüşle zaten gideceksin. Ama mecburi dönüş zamanı gelmeden, kendi iradenle evet bana gel dedi. Bana dön. İrci'i ila Rabbik. Evet, Rabbine rücu et. Rabbine dön. İnsan kimi unutmaz? Sevdiğini unutmaz. Aşık olduğunu unutmaz. Aşık maşukunu unutmaz. Aşık maşukunu ister. Öyle bir istemesi gerekir ki aşkın onun gönlünde öyle bir tecelli etmesi gerekir ki o aşk kendisine ait olmasın. O aşk maşuka ait olsun. Ben Allah'ı seviyorum demek yerine Allah beni seviyor. Rabbinin sevgisini kendi gönlünde tatması gerekir. O beni seviyor. O sevmeseydi zaten yaratmazdı. Sevmeseydi kendini halife kılmazdı. Sevmeseydi melekleri secde ettirmezdi. Sevmeseydi sen benim yeryüzündeki halifemsin demezdi. Sen benim velimsin demezdi. Sen mukarrabun, bana en yakın olansın demezdi. Sevmeseydi ona hitap etmezdi. Onunla konuşmazdı. Sevmeseydi onu sevmeye davet etmezdi. Sevgime karşılık ver demezdi. Önce onun sevgisini anlaman lazım. Onun sevgisini tatman gerekir. Yoksa ben onu seviyorum. Sen onu evet seviyorsun. Niçin seviyorsun? Bir sebebi vardır. Nefsin için mi seviyorsun? Nimetleri için mi seviyorsun? Yoksa azap etmesin diye korkudan mı seviyorum diyorsun? Önce buraya geçmen gerekir. Nefsin sevgisinden kurtulman gerekir. Rabbim beni seviyor demen lazım. Rabbim beni seviyor deyip onun sevgisini gönlünde tadınca iman olur. Aşk olur. Evet, hakiki iman. Her şeyi kurban edecek bir iman. Bunu anladığında evet. Seven Allah'tır.
senin gönlüne sevgisi tecelli ediyor ve sen kendi gönlünde onun sevgisini hazır buluyorsun, onu sevdiğini zannediyorsun, o seni seviyor. Ama neye karşılıktır bu? Allah neyi seviyorsa öyle yapmaya çalışıyorsun ya, ondan. Her neyi emretmişse onu seviyor. Senin üzerinde onu seviyor. Yani namaz kıl dedi, namazı kılıyorsun, seviyor. Beni zikret dedi, beni tesbih et dedi, bana hamd et dedi, tekbir et dedi, tevhid et dedi. Evet, yaptıkça seviyor. İyilik yap dedi, güzellik yap dedi, infak et dedi, sadaka ver dedi, zekat ver dedi, oruç tut dedi. Evet, yapıyorsun, onun sevgisini kazanıyorsun. İnsanlara muamele ederken en güzel söz neyse onu söyle dedi. Rabbinin hikmetiyle davet et. Hikmetle Rabbinin yoluna davet et. Hidayet ol dedi, rahmet ol dedi, nimet ol dedi, ikram ol dedi. Hepsi Allah'ın isimleri zaten. Yaptıkça evet, sevgisine layık oluyorsun ve o seni seviyor. Sen kendi gönlünde onun sevgisini hazır buluyorsun. Allah ruhundan nefretmiş, her Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaptığında, bununla beraber yanlış yapmamak için her kendini koruduğunda o perde, ruhunun üzerindeki perde aralanıyor. Bununla beraber Allah'ın sevgisi tecelli ediyor ve sen sevgiyi kendi gönlünde hazır buluyorsun. Zaten aşk sende, muhabbet sende, Allah'ın tecellisi sende. Kimse kimseye dışarıdan bir şey vermiyor, veremiyor. Allah her şeyi vermiş.